Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de nasıl enerjik kalabilir? Hocam ya, hocam ya. Hocam. Ne oldu Tonguç? Enerjim düşük hocam. Oğlum bu yatağı buraya hocam koymuşsun. Ya, derse uyunur mu evlat? Hocam gözünü seveyim. İki tane yastık. Oğlum nasıl bir insansın sen hocam, ya. Sürekli yatasın geliyor değil mi? Yorgunum hocam. Böyle insanın içinde hiçbir şey yapası gelmiyor. Kışın neden kendimizi daha yorgun hissederiz biliyor musun Tonguç? Hocam kışın çünkü ben ayı türüne yakın olduğum için harikasın. Yakmayı düşünüyorum hocam. Mantıklı bir fikir. Esas da senin için bu geçerli olabilir ama normal insanlar kışın kendini neden daha yorgun hissediyor biliyor musun Tonguç? Kışın gündüzler daha kısa, geceler daha uzun. Ona bağlı olarak da beynimiz bir hormon salgılıyor. Diyor ki hep geceler uzun, hep uyu, hep uyu. Hep dinlen diyor. Gündüz kısa oluyor. Dolayısıyla gündüzler daha kısa olduğundan, geceler daha uzun olduğundan biz kışın kendimizi daha az enerjik hissediyoruz, daha yorgun hissediyoruz. Bunu, ben de hocam çok yorgunum. Aynen yani ya. Kesinlikle seninle alakalı bir şey değil Tonguç bu. Benle alakalı değil mi? Evet evet yani havalarla annem alakalı. Annem sürekli vitamin veriyor, sürekli portakal suyu içiyor ki enerjik olayım diye. Demek ki benle alakalı değilmiş hocam. Enerjik olmak için bazı yöntemler var. Şimdi onları söyleyeceğiz. Birincisi dışarıya çıkarsan yani güneşten, gündüzden daha fazla faydalanırsan bulutlu havalarda... Ama yok ki güneş hocam yani. Olsun. Az dışarıya çıkman yani. Lazım Tonguç. Hep evde durursan hep kendini akşama göre ayarlamış olursun. Aynı zamanda... Tonguç bak dikleşmeyeceksin ama dik duracaksın. Bu ne demek biliyor musun? Yani omurgalarımızı biz sürekli bir eğik kambur durduğumuz zaman da enerjimiz tükeniyor hocam, ve vücudumuz yoruluyor. Mı oluyoruz böyle? Evet bak şu anda sen mesela derse böyle oturuyorsun ya benim yanımda evet, bak böyle. Evet kambur oturuyorum hocam. Kambur oturma. Dik dur bakayım şöyle. Durmak demek dikleşmek demeyin. Dikleşmek demek değil. Yani arkadaşlarına karşı her zaman tevazulu olmak iyi bir şeydir. Dik kafalı olmayacaksın ama dik baston duracaksın. Baston mu yuttun diyor annem bana. Aynen işte baston yutmuş gibi gezmeniz olmuş. O zaman baston vücut... yutabilir miyiz hocam? Bastonu bir deneyelim. Hemen orada bir baston var. Alabilir misin onu? Tabii, suyla yut. Sizin bastonunuz değil evet, mi? Benim bastonum olmuş. Onu suyla içersen. Hocam kaç yaşındaydınız? Açıklayabilir misiniz? Ya burada eğitim hayatımızda 48. yıl olduğuna göre, öğretmenliği de 30 yaşında bitirdiğime göre şu anda 88 yaşındayım Tonguç. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Burada şu... 10 bile hesabını yapamadım. Evet. 78 oluyor değil mi? Rezalet Tonguç ya. Yani dikleşmeyeceğiz ama omurgamızı dik tutarsak bu da enerjimizi tüketmemiz lazım. Enerjimiz artıyor. Aynen. Bir de panik yapmayacaksın Tonguç. Nanik yapacaksın. Nanik mi? Nanik yani karşı... nanik yani alay edeceksin böyle. Yani burnun ucuna böyle parmak nanik yapmak oluyor bu tamam mı? Aa anladım hocam. Bu ne demek biliyor musun Tonguç? Yani hayatta alay edeceksin. Böyle aman eyvah stres kaygı eyvah tırnağımayayım ne olacak ya sınav böyle olursa ya okul böyle biterse ya işlerim böyle olur. Bu tür şeyleri panik yapmak fazla stres olmak... İster istemez insan enerjisini düşürüyor Tonguç. Tabii ki ama birazcık... Ama çok stressiz olsam sokaklara çok... düşüp evsiz homeless olabilirim. Hocam. Aynen bu da öyle. Don't worry be happy demiş adam. Yani endişeye gerek yok mutlu ol demiş. Mutlu. Tabii bu kadar da mutlu olmamalısın. Birazcık pozitif stres olmalı. Birazcık enerjini yansıtmalısın hayata. Ama çok fazla panik yapmak yerine hayatta streslerle nanik yapmak aman demek bazen emin ol enerjini artırıyor Tonguç. Aynı zamanda sürekli aynı yerde oturmak insanı dinlendirir mi yorar mı? Sürekli aynı yerde oturunca hocam bir kere insan korkmaya başlıyor hocam. Koltuk. Koltuk böyle bir pisleşiyor. Yani sürekli aynı yerde otursak insan yorulur mu dinlenir mi Tonguç? Bence dinlenir hocam. Esasında öyle düşünün hep oturunca dinle. Hayır sürekli aynı yerde oturmak insanı yorar Tonguç. Şaka sonra, gibi. Evet. Olur mu hocam imkansız yani. Çünkü vücut hep aynı şekilde durduğu için vücudun salgıladığı hormonlar, kanlar hep aynı yerde hava almak. Biraz dışarı çıkman lazım Tonguç. Hep aynı yerde oturulmaz. Doğru. Değişmeyen tek şey değişimdir Tonguç. Yani değişmek zorundasın. Hemen olduğun yerde... O televizyonda mı çıkmış hocam? Evet. Hemen... Böyle bir dizim var. Evet. Hemen takip etmeye başlayayım. TTV. Hocam ben dizi izlemeyi çok seviyorum hocam. Hangi dizi? Dizi izleyince inanılmaz rahatlıyorum. Harika. Vur Dibine Kazmayı diye bir dizi izlemeye başladım. Başrol oyuncusu sen misin? Başrol oyuncusu inşaat oyuncular. İşçileri hocam. Çok güzel bir dizi. Bu çok güzel bir dizi. İnşaat işçileri arasında yaşananları anlatıyor. Güzel. Çok, skandallar, kaprisler, evet, kumpaslar. İnanılmaz olaylar var. Çok önemli Tonguç. Bak demek genellikle ki... Genellikle zengin dizilerini çok seviyorum. Var ya. Sürekli aynı yerde oturmak insanı yoruyor. Dolayısıyla... Güzel arabalar çıkıyor, güzel kızlar çıkıyor. Ya Tonguç resmen skandal bir hocam, insansın. Yani dolayısıyla... televizyon izlerken oturuyorum, çok oturuyorum hocam. Sürekli oturma. Sürekli onları görmek yerine dışarı çıkıp görmek, gözlemlemek, ayakta dolaşmak. Hatta evin içinde diyelim ki hava soğuk, dışarı çıkamıyorsun. Sürekli izleyince onlar gibi olacağıma inanıyorum hocam. Hayal kurma Tonguç. Bak ne yapıyor musun? Diyelim ki evde oturuyorsun. Evde oturursam onlar gibi olabilir miyim hocam? Olamazsın Tonguç. Bak şu çok önemli. Sürekli aynı koltukta oturmak yerine birazcık dolaşmak bile evin içinde senin enerjini artmasını sağlar. Televizyonun etrafına dönebilirim hocam. Kendini mutlaka dışarı at Tonguç. Oksijen almalısın, temiz hava almalısın. Evet çevremiz biraz kirlendi ama eğer sürekli evde otursan aynen ama bu mahkum gibisin Tonguç. Annem ev hapsi verdi bana çıkamam hocam şu anda. Müebbet mi? Evet hocam müebbet. O kötüymüş o zaman. O zaman temize git Tonguç. Belki annen mahkeme kararını değiştirebilir. Bir de
Sabahleyin fazla karbonhidrat tüketme, yani poğaça, hamur işi yemek insanın enerjisini düşürüyormuş, biliyor musun Tonguç? Sen sabah sabah kaç tane simit yiyorsun Tonguç? Ben sabah sabah izledikten sonra 10 tane simit yiyorum hocam. Hayır bak, sabah sabah 8 simit yemelisin Tonguç. Oha, pardon abi, yanlış söyledim. Sabah sabah 8 simit sindirmek, yani çok fazla poğaça, hamur işi yemek insanın enerjisini tüketiyormuş Tonguç. Çünkü karbonhidrat bir anda enerji veriyormuş. O enerji aldın ya, sonra o azalınca ister istemez enerjin tükeniyor ve yorgun olmaya başlıyorsun Tonguç. Tamam hocam. Bu sefer yiyeyim, yumurta falan yiyeyim. Evet. Enerjine dikkat edeceksin ama bu sefer de diyet yapmayacaksın. Diyet yapayım derken de ruhun hafifleyebilir yani. Çok fazla diyet yapınca da enerjin azalıyor Tonguç. Aa çok. Aynen. Evet hocam, çok bazı insanlar var hocam. Mesela. Aynen. Çok fazla yemek yemeyeyim. Aman aman onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim dersen de bu sefer de enerji kaybedersin. Ruhsuz oluyorlar bak, hocam. Bak 850 kalori Tonguç. Günde 850 kaloriyi mutlaka yakalaman gerekiyor. Bundan daha az şeyler yersen ister istemez enerjin tükeniyor. İster olurum. Aynen. Bir de sen Tonguç genç bir insansın. Enerjik olmak için yüksek kalorili enerji veren şeyler tüketmelisin. Büyümek yapar... için. Büyümek aynen, istiyorum hocam. Büyümelisin. Boyum uzasın hemen yoksa çok soru... tıfıl kalacağım hocam. Aynen. Ödüllü soruyu hemen yolluyorsun Tonguç. Teşekkürler. Aynı zamanda Tonguç Akademi.com'da video bombardımanımız devam ediyor. Bir önceki bir sonraki videomuz. Bu videoyu da like et Tonguç. Teşekkürler hocam.